Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analitik geometriyi bitirmiştik hatırlıyorsanız. Sıra geldi şimdi bu konuyla ilgili KDT fasikülümüzün içerisindeki analitik geometri föyüne toplam 70 tane soru olacak ve 7 tane dersle bunu sizinle paylaşacağım. Her iki sayfayı bir derse olacak şekilde. isterseniz sorularımızı çözümlerine hiç zaman kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben arada arada yine tekrarlar yapacağım. Bilginiz olsun. E, tukaka da Kızabilirim size. Ama lütfen soruları can kulağıyla dinleyelim arkadaşlar. Birim kaderden oluşmuş aşağıdaki zeminde seçilmiş bir orijin noktasına göre A noktasının ordinatı eksi 2'ye birmiş. Şimdi burada koordinat düzenini yerleştirmemiş ama A noktası kaça kaçmış arkadaşlar? Eksi 2'ye birmiş. Yani x'i eksi 2. Şimdi burası eksi 2 ise burası eksi 1 burası sıfırdır. O zaman anladığımız kadarıyla bizim x eksenimiz c'nin hizasına geçecek. Yani buradan geçecek. Ve aynı zamanda A'nın ordinatı da kaçmış? 1'miş. Yani bu bir birim yukarıda. Doğru mu? O zaman bizim y eksenimizde pardon x eksenimizde nerede olacak? Aynen burada olacak diyebiliriz. Demek ki bizim x eksenimiz burada. Y eksenimiz burada. Buna göre demiş b ve c noktasının apsilerin toplamının d noktasının ordinatına oranı b ve c'nin apsileri toplamının. Şimdi bunun apsisi kaç yapıyor? 1, 2, 3, 4 diye düşünürsek b'nin apsisi kaç yaptı? 2 yaptı. C'nin apsisi kaç yapacaktır? 0 yapacaktır. O zaman 2 artı 0 bölü D'nin ordinatı. Şimdi burası 1, burası 2, burası 3 ise D'nin ordinatı kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. O zaman doğru çözümümüz, doğru cevabımız ne gelecektir? Adana gelecektir. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Tamam. Hadi bakalım devam. 2. Noktası koordinat üzerinde y eksen üzerindedir. Bak bu çok net bir bilgi. Y eksen üzerinde ise buradan bizim çıkaracağımız sonuç bütün x'ler sıfırdır. Hatta biz aynı zamanda y ekseni x eşittir sıfır doğrusu da deriz. O zaman bizim apsisimiz ne yapması lazım? Sıfır yapması lazım. O zaman K kaç gelecek buradan? 4 gelecek. O zaman bizim noktamız ne oldu? K'ya 4 verirseniz 4, 8, 14 mi oldu? Demek ki A noktası bu şekildeymiş. Absis ile ordinatın toplamı nedir? 14'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi. Peki bakalım devam ediyoruz. Düzlemsel ve doğrusal yolun orta çizgisi y ekseni. Yani burayı biz y ekseni kabul edilen aşağıdaki şekilde Selim ile Semih y ekseninin farklı tarafında bulunmakta. Şimdi Selim ile Semih, y eksenin biri solunda biri sağında. O zaman buradan ne diyebiliriz? K 6'nın solda olduğuna göre negatif olduğunu. 3K 9'un da sağ tarafta yani pozitif olduğunu. Şimdi buradan ne anlam çıkartırız? K'nın 3'ten büyük. Buradan ne anlam çıkartırız? K'nın alttan küçük olduğunu çıkartırız. O zaman biz ne dedik? K sayısı o zaman 3 ile 6 arasındaymış. Güzel. Peki Semih'in bulunduğu B noktasının ordinatının alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç birim olur demiş. Şimdi semiğin ordinatı nerede? 2K artı 1. O zaman K'mızın aralığı nerede? 3 ile 6 arasında. O zaman biz ne yapalım bunu? 2 ile genişletelim. 6, 2K küçüktür 12. Sonra da 1 ekleyelim. 7 ile kaç arasındaymış? 13 arasındaymış. O zaman 8, 9, 10, 11, 12. Bizim alabileceğimiz değerler. Bunların toplamı kaç yapar arkadaşlar? 50 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız geldi? Adana geldi. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik kaça? 4'e. Şimdi merkezi koordinat düzleminde A 2'ye 0 olarak duvara sabitlenmiş saat 9'u gösterdiği anda merkez koordinatı yani tam burası kaça kaçmış? 2'ye 10 noktasıymış. Yani burası 2 birim. Peki bakalım. Burası da kaç? 11. Akrebin ucunun koordinatı. Akrep saati gösteren ucunun koordinatı. Yani burası kaçmış? Eksi 2. Şurası eksi 2. O zaman burası da 2 idi. O zaman akrebin boyu kaç yaptı? 4 yaptı diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet akrebin boyu 4 geldi. Peki bunun ordinatı ne? K. Şimdi onun ben ne olduğunu bilmiyorum ama K'nın kaç olduğunu söyleyebiliriz galiba. Merkezi 2'ye 10 olduğuna göre ee, değil mi? Akrebi de eksi 2'ye K olduğuna göre asla K'sı kaç gelecektir? 10 gelecektir diyebiliriz. Peki. y ile Y ekseni paralel konumdadır. Tamam. y ile Y ekseni paralelmiş. Buna göre saat 2'yi gösterdiğinde saat 2'yi gösterdiğinde o zaman şöyle olacak galiba şu şekilde şuraya gelecek. Bu da burada olacak. Akrebin ucunun ordinatı yani yüksekliği. Bakın şimdi şöyle şunun ben ordinatın 10 olduğunu biliyorum. Orayı şöyle bir çizsek. Şimdi şu şekilde ben 4 birim geldim. Burası 4 değil mi? Akrebin boyu 4 birim. Peki burası şimdi tamamı 360 derece olduğuna göre saatin. Her bir, bir saatlik kısım 30 dereceye tekabül ediyorsa o zaman burası kaç yapacaktır? 60 yapacaktır. Şimdi şuradan birleştirdiğinizde şurasını da yaparsak 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 köküç yapacaktır. Bizden istediği şey neydi? Tam saat 2 yani tam şu noktada değil mi? Tam şu noktada akrebin ucunun ordinatını sormuş. Şimdi şuna göre 2 birim daha yukarıdayız. Bakın 2 birim daha yukarıdayız. Peki merkezi kaçtı? 10 muydu? 10'du. O zaman 2 birim daha yukarı çıktığımıza göre kaç geleceğiz? 12 geleceğiz diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 5'e. 5'in sorumuza noktası analitik düzlemin 4. bölgesindedir. Şimdi 4. bölgedeki sayıların, kor noktaların koordinatları absisi pozitif, ordinatı negatiftir. O zaman 7 eksi m sıfırdan büyük, m ne olacak? 7'den küçük olacak. 9 eksi 3 m sıfırdan küçük, m de ne olacak arkadaşlar? Sağ taraftan okursak büyüktür 3 olacak. Demek ki m sayısı 3 ile 7 arasındaymış. Şimdi bu anlamı çıkardık. Peki buna göre emin yerine yazabilecek tam senin toplamı derken zaten birden ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. 4, 5, 6 dersek bunların toplamı kaç yapar güzel kardeşim? 15 yapar diyebiliriz. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. Yukarıdaki şekilde koordinat düzlemi üzerinde bulunan radar sisteminde yer alan denizaltı ve geminin konumları belirtilmiş. Şimdi denizaltı gemi. Denizaltı burada. Gemi de burada. Peki bakalım. Buna göre geminin koordinatları çarpımı kaç birim olur demiş. Peki bakalım başka bir bilgi var mı soruda? Yok. Ama nasıl yorumlayalım? Şimdi A noktasının hani 3. bölgede olduğuna göre ikisi de eksi. Yani K 3 küçüktür 0. K artı 2 küçüktür 0. O zaman bu 3'ü öbür tarafa atarsa K 3'ten küçük. Aynı zamanda nereden küçük? Eksi 2'den küçük. O zaman buradan çıkaracağım sonuç K'nın eksi 2'den küçük olduğudur. Doğru mu? Aynen. Şimdi o zaman biz bunu yerleştirdiğimizde peki bakalım koordinat düzeninde bulunan radar sistemi yer alan denizaltı ve geminin konumları bu şekilde verilmiş. Peki o zaman şu 2K artı 8 ve K artı 6 da ne yapmalı ayrı ayrı? Pozitif mi yapmalı? O zaman buradan 2K artı 8 sıfırdan büyükse K nereden büyük olmalı? Eksi 4'ten büyük olmalı. Şuradan bakarsanız K da 6'dan büyük olmalı. O zaman ikisini birleştirdiğinizde ortak düşündüğümüz K'nın eksi 4'ten büyük oldu. Şimdi ne elde ettik? K eksi 4'ten büyük, eksi 2'den küçük. Bu şartı sağlayan K'da tam sayı olacağına göre bir tane durumumuz var. O da eksi 3'tür. Ve bana göre bana ne sormuş? Geminin koordinatları. Geminin koordinatları neydi? Yer bulamadım. 2K artı 8'e K artı 6. O zaman K yerine de kaç yazacağız? Eksi 3 mi yazacağız? Buraya eksi 3 yazarsak, buraya da eksi 3 yazarsak, eksi 6, 2, eksi 3 yazarsak kaç yaptı burası? 3 yaptı. Demek ki 2'ye 3'müş. Buna göre koordinatları çarpımı kaçtır? 6'dır diyebiliriz. Son aracının ikinci uğurlu sayısı 6'ın sorunun çözümü de 6'ymış arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım geçtik diğer sayfaya. 7. sorumuzdayız. Dik koordinat düzleminde B ve C köşeleri eksenler üzerinde BAC üçgeninde AB diktir AC. Peki A noktasını vermiş. B noktasını vermiş. C noktası da x eksen üzerindedir demiş. Ben bu x eksen üzerindeyse bunun absisini A diyeyim. Ordinatı 0 diyeyim. Zaten bana ne soruyor? Gördüğünüz gibi C noktasının absisini soruyor. Yani ben bu soruyu öktükten yapar başlayacağız. Bir dik indiririm. Şuradan dik indiririm. İndirdiğim dikte dikin yüksekliği zaten burada ordinattan dolayı 6'dır. Şimdi burası eksi 2'de burası 2'de ise o zaman burası 4 birimdir. Doğru mu? O zaman 6'nın karesi eşittir 4 çarpı şu parça oraya T diyelim. O zaman ne oldu güzel kardeşim? 36 eşittir 4T. T buradan kaç geldi? 9 geldi. O zaman buraya 9 yazdık mı? Yazdık. Şimdi bana yalnız C noktasının absini söylemiş. 9'u da şıklara koymuş. Sırf bayılalım da işaretleyelim diye. Var ya Zafer Hoca çok fenasın. Bu soruyu Zafer Hoca yapmış hatırlıyorum. Şimdi neyse devam edelim. Bize neyi soruyordu? Şu kısmı soruyordu. 2 burası da 9. Toplamı kaç yaptı? 11 yaptı. Gidin Instagram'da bulun şu adamı ya. Zafer Hoca'yı diye. Tamam mı? Yazın altına. Hocam sen bizi kandırmaya çalışıyorsun falan diye. Şıklara ters ters sorular, şıklar koyuyorsun. Neyse doğru cevabımız ne gelecek? Cengacık. Bak şimdi iki söyleniyorum da cevap da başka bir şeydir. Ben kendime sayarım. Tabii öyle bir şey olursa videoyu tekrardan çekmek zorunda kalırım o kısmını ama siz onu fark etmeyeceksiniz. Eğer bunları duyuyorsanız bilin ki doğru cevap vermişimdir. Peki bakalım 8. Dik koordinat düzleminde bakın bir eşkenar üçgen mi salladım. <laughs> Bu kare onu biliyoruz. 23'e 8. O zaman karenin bir kenarı 8. Net. Burası da 8. Nasıl anladım? Çünkü yükseklik. Çok zekiyim değil mi? Aynen. Burası <laughs> burası 23 olduğuna göre burası kaç yaptı? 15 mi yaptı? O zaman şunu şuradan birleştirirsek burası kaç gelecek? 15 gelecek. Bak bu da 8'di. Aa bu 8, 15, 17 üçgeni oldu. Yukarıya doğru bilmiyoruz ama ne anladık? OA eşittir O OB. OA eşittir O OB. OA eşittir OB. OA eşittir OB. Demek ki burası da 17. O zaman 17 ise buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Bana ne soruyor? A noktasının koordinatları toplamı kaç birimdir demiş. O zaman burası 0'a 17'dir. Koordinatlar toplamında kaç gelecektir arkadaşlar? 50 gelecektir diyebiliriz. İkiz üçgen diye aldandım ama Allah'tan ona göre işlem yapmadık. Peki bakalım. Oo güzel sağ tarafa geçtik. Son iki sorumuz arkadaşlar. Şimdi geldik dokuzuncu soruya. Oy dön baba dönelim, dön baba dönelim, dön baba dönelim. Dön baba sönelim, dön babalı soru bu. Hatırlıyorsanız böyle bir dikdörtgen falan varsa biz ne yapıyorduk? Etrafından dönmeye çalışıyorduk. Köşeleri üzerinde tutan bir tane ne yapıyoruz? Dikdörtgen çiziyoruz. Bakın şu üçgenlerin hepsi birbirine benzer. Hatta iddiayı büyütüyorum. Şu ikisi eş, şu ikisi de kendi arasında eş. Tamam. Bak mesela noktaların koordinatlarını vermiş. B noktası eksi 2'ye 0 demiş. O zaman burası 2 birim. O zaman burası 2 birim. Bak şimdi şurası alfa, şurası beta beta, alfa, beta, alfa dersek betanın karşısı 2. O zaman bu da 2. O zaman bu da 2. Şu an bu kadar. D noktası kaça kaçmış? 8'e 0. Burası 8. O zaman burası 8. O zaman alfanın karşısı 8. Hangi alfa? Bu alfa, bu beta. Alfanın karşısı 8'i buraya da 6 kaldı. Peki bakalım. E işime yaradı mı? Yarayacaktır illaki. C noktasının koordinatları toplamını istemiş. Bir kere C noktasının absisinin 6 olduğunu hepimiz biliyoruz. Değil mi? C noktasının absisi 6. Ordinatı biliyor muyuz? Yani ordinat derken şurayı biliyor muyuz? Bakalım bakalım. Bulabilecek miyiz? Ee, bize şu sarı üçgen... Yok şuradan öklit yaparsak çözeriz. Bakın şurada bir tane öklit var. Şurada dikten dikme indirmiş. 2 çarpı 8 16. O zaman burası kaç yaptı? 4. O zaman burası 4 yaptı. Burası da 4 yapacak. O zaman C noktasının ordinatı aşağı doğru indiğimiz için eksi 4'tür. 6'yı eksi 4 toplarsanız kaç yapar arkadaşlar? 2 yapar diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik ona dersimizin ve testimizin de bu dersimizin son sorusuna. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir sonraki videoda ne yapabilirsiniz? Devamını bulabilirsiniz. Şimdi MN e, 11'e 6 yine dön baba dönelim sorusu bu. Dön baba dönelim, dön baba dönelim, dön baba dönelim, dön baba dönelim. Şimdi hatta bu kare o zaman bunların hepsi eş abicim. Çünkü neden? Hipotenüsleri bunların aynı. Değil mi? Aynen. Hipotenüsleri aynı olduğu için bütün hepsi eş. Şimdi bakalım 11 e 6. O zaman bu noktanın ordinatı 6. Şimdi bu alfa'nın karşı 6. Bu beta olsa bu alfa, bu beta olsa bu alfa, bu beta olsa bu alfa. O zaman alfa'nın karşı 6. O zaman bu da 6, bu da 6. Burası da 6. Değil mi? Peki C noktasının apsisi 11. Neresi 11? Burası mı 11? Aynen. AE eşittir EB. Bakalım oradan bir ekmek çıkartacak mıyız? AE eşittir EB. Şimdi oradaki eşitlik sonuçta bunlar birbirine paralel olduğu için buraya da yansır. O zaman burası 3, burası 3'tür. Hmm, güzel. O zaman ne diyebiliriz? Burası da 3'tür. Peki bakalım. Başka bir şey var mı? 11 e 6. 11 neresiydi? Apsisiydi. Bunun tamamı 11. Hmm, o zaman burası 8. Çıktı o zaman. Yani burası da 8. Burası 5 o zaman. Burası 8. Burası 8 gibi. M artı ne? Yani D noktasının koordinatları toplamını istiyor. Bakın D noktasının apsisi kaç birim? 5 birim. Ordinatı ne kadar? Şu kadar. Yani 14 birim. 5'e 14 yaptı. Toplamları da kaç yapar güzel kardeşim? 19 yapar diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ilk 10 soruyu tamamladık. 70 sorunun 60'ı kaldı. Hadi bakalım kolay gelsin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.